Hepinize merhaba sevgili dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 10 farklı yabancı kanal kategorisi göstereceğim. Bu kategoriler arkadaşlar diğer videolarda olduğu gibi basit kategoriler veya herkesin bildiği kategoriler olmayacak. Benim özenle seçtiğim ve geleceğinin iyi olan, geleceğinin parlak olan kategorileri sizlere göstereceğim. O halde hemen videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar paranormal olaylar. İnsanlar her zaman için içerisinde o dehşet, o korku hissini arkadaşlar duymak ister. Yani içine çeker. Mesela siz bir paranormal olayı gördüğünüz zaman onu bir insan araştırmak ister. Merak uyandırır. İnsanda merak zaten neyi gelirse başına meraktan gelirmiş derler ya. O nedenle arkadaşlar merak önemlidir. Ve Meran en yüksek doruklarında olan YouTube'da kategoride arkadaşlar paranormal olaylar. Peki ya diyebilirsiniz biz bu kadar paranormal olayı nereden bulacağız? Gerçek yaşanmış hikayeleri nereden bulacağız? Arkadaşlar o çok çok basit. Zaten çoğu YouTuber falan gerçek olay diye sizlere yabancı yani yapay zekadan çıkarttıkları bir sahneyi söylüyorlar. Yapay zekaya yazıyorlar diyorlar ki bana işte şöyle şöyle bir paranormal olay çıkart. Bana bir metin ver, bana bir senaryo yaz. Yapay zeka çıkartıyor, o senaryoya göre insanlara bir şeyler anlatıyorlar. Halbuki gerçek hayatta öyle bir şey yok. Kimse de bunu araştırmasına girmiyor. Çünkü yani neden araştırırsın ki? Ne zaman araştırdık ki yaptığımız şeyleri? Hepsi için söylemiyorum tabii. Gerçekleri anlatanlar var, gerçekleri anlatmayanlar var. Sadece anlatmayanların da olduğunu söylüyorum ama bu gerçekleri anlatmayanlar zaten gerçek diye anlatmıyorlar. Sadece paranormal olay diye anlatıyorlar. Mesela bu da arkadaşlar gerçek hikayeler değil galiba. Tam videoları bilmiyorum izlemedim. Siz de böyle ChatGPT üzerinden bir senaryo yazdırıp o senaryoya uygun o senaryoyu yabancı bir ses eşliğinde bir paranormal olay kategorisinde paranormal videolar çekebilirsiniz ve bence ciddi anlamda da izlenmeleriniz yüksek olacaktır. Hemen ikinci kategorimize geçelim arkadaşlar. Basketbol ve voleybol. Artık futbolu konuşmayacağım arkadaşlar. Çünkü futbol kategorisi ciddi anlamda doldu. Futbolu yani herkes futbol kategorisinde. Herkes futbol kategorisinde bir şeyler yapıyor. Bir edit yapıyor en azından. Yani 3 yaşındaki çocuğu 5 yaşındaki çocuğu bile futbol kategorisinde iki şort satıyor. izlenme elde ediyor falan filan. Kategori çok dolmuş. Biz o yüzden arkadaşlar farklı nişlere gelmemiz lazım. Bence bu konuda basketbol iyi. Hala yüksek rekabet var basketbolda ama futbolun daha düşük ve Futboldan sonra da en çok izlenen spor kanallarında arasında basketbol. Voleybol da olabilir arkadaşlar. Voleybolda yükselen trendler arasında hem ülkemizde olsun hem dünya basında olsun. Voleybolda yükselme trendlerinde izleyicisi var yani. İzleyicisi ona göre var. Tabi futbol ve basket olarak düşündüğümüz zaman voleybol birazcık düşük kalır. Onun haricinde boks olabilir. Yani spor dallarında arkadaşlar en iyi anları listelediğiniz bir kanal olabilir ama kesinlikle futbola girmenizi artık önermiyorum. Bu video kategorisinde arkadaşlar. O nedenle buraya koydum. Bola girmemenizi söylemek için diğer türlü sporlara yönelebilirsiniz. Gel gelelim 3. kanala arkadaşlar. Bu bir shorts kanalı olacak. Shorts kanalında gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşımız dizileri, filmleri eleştiriyor. Yüzünü gösteriyor ama sizin göstermenize kesinlikle gerek yok. Altyazı koyabilirsiniz. Dizi ve filmleri arkadaşlar uzun uzun eleştirirseniz Yapay zeka ile yapacağınızdan ötürü birazcık zorlanabilirsiniz. Yapay zekada yapay zekayı kullanmayıp kendi dilinizle İngilizceniz falan varsa yapacaksanız ciddi anlamda çok kolay olur. Ama çoğu kişinin yok. O nedenle arkadaşlar shorts olarak yapıp daha kolay video üretebilirsiniz. Uzun uzun hem yapay zekada uzun uzun sesler çıkarttığınız zaman belli bir yerden sonra ücret istiyorlar. O ücretleri de haliyle ben de sizlerin şeyini biliyorum zaten durumunu. Veremeyeceğinizi de biliyorum. O nedenle arkadaşlar bu konu başlığı altında kısa videolar oluşturmanız bence çok idealdir. Böyle işte filmleri eleştirme değil de filmlerin mesela bir kısmı olur. O kısmında dersiniz ki burası kötü olmuş veya buradaki işte bakın şu oyuncu ne kadar güzel oynamış burayı bak. Böyle bir eleştiri böyle bir kişisel yorum katarak telif de yemeden para kazanmanızı açabilirsiniz. Ve güzel de bir içeriktir. Herkesin de izleyebileceği türden bir içeriktir. Ve trendleri de yakalarsanız yeni bir film çıktığında dizi çıktığında izleyip onlardan kesitlerinizi alıp üstüne yorumlarını kattığınız zaman muhtemel ihtimal izlenecektir arkadaşlar. Gel gelelim diğer kanal kategorimize. Evet arkadaşlar bu kategorimizde insanların hayat hikayelerini anlattığımız, otobiyografilerini söylediğimiz, konu aldığımız bir video olacak. Bunları arkadaşlar yabancı şekilde yapmak ciddi anlamda çok kolay ve yüzünüzü, sesinizi kesinlikle kullanmayacaksınız. Zaten sesi yapay zekadan kullanacaksınız. Gerekli resimler zaten internette var. Gerekli kaynaklar internette var. Her şekilde her kaynak, her resim internette varken bizim bu işi yapmamız cidden çok aptallık olur. Bu işi yapmak çok kolay. Yani şu videoyu arkadaşlar emin olun 6-7 saatte muhtemelen hazırlamıştır. Hadi onun öncesi araştırma sürecini falan sayarsak bir günde yapılan bir video. Gördüğünüz gibi her hafta bir tane video atıyor neredeyse arkadaşımız. Ve attığı videolarda 274 bin, 279 bin yani çok fazla izleniyor ve bu videolarda deli gibi para kazandırıyor. Bir sonraki arkadaşlar kanal önerim yabancı ders yani yabancılara özel ders. Gördüğünüz gibi matematik diyor arkadaşlar matematik dersleri ile ilgili. Gördüğünüz üzere yüzünü falan göstermiyor galiba. Sadece video şeyinden bir başalım. Evet videoda yüzü falan yok arkadaşlar. Sadece ses var muhtemelen. Arkada konuşuyor arkadaşımız ve gördüğünüz gibi her gün iki tane video atıyor. 6000 bin, 5000 bin. bu günlük iki video atıyor atıyor. Her gün her videosu da arkadaşlar ortalama 8000 izleniyor desek yani aylık gün sonunda ayın sonunda 10 bin dolardan fazla para kazanıyordur muhtemelen bu kanal. Ciddi manada izlenmeleri yüksektir ve attığı videolar her zaman izlenir popülere dediğimiz zaman 6.5 milyonluk izlenmesi var ve videoda sadece şey var arkadaşlar bir tahta bir şeyler çiziyor ve konuşuyor. Yabancılarda arkadaşlar bizimki kadar dersler zor değil. İlkokul ve ortaokul matematiğini her şekilde anlatabilirsiniz. Kendinizi de hem geliştirmiş olursunuz. Örneğin matematiğe yatkınsanız matematik, resme yatkınsanız resim. Yani bir yatkınlığınız varsa o onunla ilgili ders videoları çekmenizi öneririm yabancılar bu ders videolarını izliyor ve ciddi anlamda bizim ülkemiz kadar zor olmadığı için onları anlatmanız daha da kolay olacaktır. Bir sonraki arkadaşlar kanal kategorimiz karşılaştırma zaten gördüğünüz gibi. VS kanalları, karşılaştırma kanalları. Bu futboldaki VS'yi yapmayın kesinlikle. O bitti bu arada. Futbolla ilgili hiçbir şey yapmayın. Gördüğünüz gibi Londra ile Paris'i karşılaştırmış arkadaşlar. İyi yanlarını, kötü yanlarını konuşmuştur. İşte bakalım neler var. İki fotoğraf arasında bir karşılaştırma. Oyun içerisinde farklı farklı karşılaştırmalar. Bir sürü karşılaştırma ile ilgili arkadaşlar ucu bucağı olmayan kategoriler var. Örneğin bu abimizin kategorisi cidden iyiymiş. Londra ve Paris'i karşılaştırmış. Mesela iyi yanlarını, kötü yanlarını, nüfuslarını, kültürel faktörlerini. Bunların hepsini araştırarak, bularak yapabilirsiniz. Buradaki videoları da yapmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Tabii kolay Yoldan para kazanma diye zaten bir şey yok. Videolarımıza uğraşacağız, emek vereceğiz. Çünkü yani kolay yapabileceğiniz şeyi herkes yapar. Biz birazcık emek vereceğiz. Londra'nın her şeyini araştırıp, Paris'in her şeyini araştırıp birbirleriyle karşılaştırıp bunu da arkadaşlar yazıya dökerek, videoya alarak yapabilirsiniz. Bence çok güzel bir kanal kategorisidir. O halde diğer kanal kategorimize geçelim. En sevdiğim kanal kategorisidir arkadaşlar bu arada bu. Hata çözümleri. Günlük hayatta bir sürü uygulamayla ilgili hata alıyoruz bir şey yüklüyoruz hata alıyoruz veya yani bilgisayarımıza hata alıyoruz en basit ev eşyalarımızda bile bir hata alıyoruz işte bakıyoruz süpürge çalışmıyor etmiyor neden çalışmıyor bunları internete yazıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşımız da her türlü hatayı her gün şu son yüklenenlere bakalım 3 saat 5 saat 7 saat böyle az izlendiğine bakmayın gördüğünüz popülerlerde 393 92 bin bir de ben normal ilk çıkan ikinci çıkan kanalları direkt yaptım yani hiç araştırmadan şey yaptım arkadaşlar. Bir sürü hata videosu çekebilirsiniz günlük ve bunların cidden yapımı ciddi çok kolay oluyor. Ben de bir hata aldığım zaman internette araştırıyorum ve bakıyorum ki ciddi anlamda çok kolaymış. Siz de böyle arkadaşlar hataları araştırıp araştırıp videolarını çekebilirsiniz. Bazıları tutuyor. Bazıları az izleniyor olabilir ama ucu bucağı yok arkadaşlar. Sadece yani mesela bu arkadaşımız oyunlarla ilgili hataları yazmış. Siz başka şeylerle ilgili de hatalar videolarını çekebilirsiniz. Hatta videoları çekebilirsiniz. Birçok bunun ucu bucağı yok ama çok güzel bir kategoridir ve hiçbir zaman da eskimeyecek kategoridir ve gün geçtikçe de insanlar hata almaya daha çok meyilli. Çünkü arkadaşlar hep hazıra konma derdinde bir zorluk çıktığı zaman önüne onu okumuyor. Direkt internete yazıp araştırıyor. Bu nedenle de hata kategorisi ilerleyen zamanlarda daha da yükselecektir. Bir sonraki arkadaşlar video konumuz hayat hileleri. Kısaca ben bunun şey olarak düşünüyorum. Bir videoyu derleme. Yani mesela şurada şu burayı çevirdiğimiz zaman video başlıklarında ne yazıyor? 15 harika kaynak. Bu kaynakları kendileri yapmıyor arkadaşlar. Bu kaynakları derliyor. Arkada da yorumlarını katıyor ve 2 haftada 6.000 izlenmiş. Bu kanal daha da izlenir. izlendikçe izleniyor çünkü popüler videolarına baktığımızda göreceksiniz zaten 112 milyon, 64 milyon. Yani böyle videolarınız 2 ay sonra da izlenebilir, 3 ay sonra da izlenebilir ama izleniyor. Gördüğünüz gibi zaten 5 ay önce atmış 1 milyon. Yani şu 2 video, 3 video atmış 2,5, 64 bin 1 milyon. Birazcık da arkadaşlar yani videolarla da ilgili şeyler var. 9 dakika video atmış, 49 dakika video mu olur? Siz yani bu kategoride arkadaşlar böyle derleyip arkaya yorumunuzu katarak İngilizce bir şekilde yabancı bir video oluşturabilirsiniz. Arkaya yorumunuzu katmadığınız zaman tekrar edilen içeriye girebilir. Para kazanmanız açılmayabilir. Gördüğünüz gibi bak bu arkadaşın para kazanması açık. Yeşil yanıyor. Bir takip programında. Ben para kazanmasının açık olup olmadığını görebiliyorum. Bu arkadaşımız telif yemiyorsa, para kazanması açıksa ve hayvan gibi de para kazanıyorsa bunun belli bir sebebi vardır. Siz gidip direkt videoları birleştirip atarsanız arkasına müzik koyup tabii ki de para kazanmanız açılmayacak. Birazcık emek verip uğraşıp onlara yorum koyacaksınız. 9. kategorimiz kripto kategorisi. Kriptonun geleceğinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü kriptoyu sadece borsa olarak görmemek lazım. Atıyorum buradan bir XRP 3 saniye içerisinde Amerika'ya gönderebiliyorsunuz. Siz gecenin 12'sinde Amerika'ya 3 saniye içerisinde para gönderemezsiniz, hiçbir komisyon almadan, vermeden ve 3 saniye içerisinde hiçbir şekilde gönderemezsiniz ama bunu yapabiliyoruz arkadaşlar kripto sayesinde. Kriptoyu bu yandan ödeme aracı olarak da görebilirsiniz ilerleyen yıllarda bir 30 sene sonra 40 sene sonra kriptoyu daha da çok duyacağımızı eminim daha çok duyacağımızı öneriyorum. Eminim daha çok duyacağımıza inanıyorum. Çünkü madeni paralar kağıt paralar artık eskiyor. Yani siz düşünün hanginiz cebinde artık eskisi gibi para taşıyor ki artık her şeyi kartla ödüyoruz. Kredi kartıyla işte normal ATM kartlarıyla bir şekilde kartlarla ödüyoruz ve elimize hiç şey gelmiyor nakit para gelmiyor kirayı kartla gönderiyoruz ödemelerimizi kartı alıyoruz İban alıyoruz ama elimize hiç nakit para gelmiyor e peki ya bu şeyin alternatifi de nedir bu olayın kriptolarda çünkü kriptolarda da dijitaldir her şey elle tutulur bir para değil ama ne her şey dijital kripto kanallarına girmenizi öneririm kriptonun geleceği yüksek izlenmelerinizi yükseltebilirsiniz ilerleyen dönemlerde şu an birazcık kripto düştüğü için izlenmeler de düşük olabilir ama bilin ki kripto, kripto piyasası yükselecek ve o o nedenle de yerinizi şimdiden almanız lazım ki yükseldiği zaman çok kişi girecek. Emin olun rekabette çok olacaktır. Son kategorimize gelelim arkadaşlar. Podcast kategorisi. Ben her videomda podcast kategorisini sizlerle paylaşıyorum. Çünkü ciddi manada sayısı çok az. Yapan kişi çok az, kaliteli yapan kişi çok az ve yabancı devlette Bizim gibi böyle arkaya oyun falan koyan kategoriler yok. Yani biz hani işte sadece Enes olsun beyaz kurt olsun arkaya oyun kategori oyun koyup podcast videoları çekiyor yorumlar yapıyor ya ve Gördüğünüz gibi sadece Enes ve Beyaz Kurt diye biliyorum. Koskoca Türkiye'de iki podcastçi dışında başka sayabilir miyim bilmiyorum. Yani bir Takla King falan eskilerden bilir. O adam çıkmıştı eskiden oyun oynuyordu. Şimdi podcast videoları falan çekiyor. Ne iş bilmiyorum. Tabi o da haklı. Artık oyun videoları eskisi gibi tutmuyor. Onun dışında yok yani. Dünya Dünyada da böyle. Çok fazla yok. O nedenle bir Amerika basınını her gün inceleyip yani olaylar mesela Amerika'da bir patlama olur. O patlama üzerine konuşursunuz. İşte mesela bizde Kaan Kazgan Savaş Cebeci olayı gibi Amerika'da da her gün bir sürü olay oluyor. O olaylar içerisinde konuşursunuz ve gündemi konuştuğunuz için hızla büyüyeceksinizdir arkadaşlar. Ve bu işi yabancı bir şekilde yaptığınız için de daha da fazla kazanacaksınız. Hem çok izleneceksiniz hem çok fazla kazanacaksınız. Yani bunu arkadaşlar kesinlikle yapın. Podcast en sona koymak istedim çünkü videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlarıma güzel bir öneri olur. Podcast kanalları kesinlikle açın. Yabancı şey yapın. Ben Amerika dedim diye siz gidip Amerika'yı yapmayın. İşte İngiltere olur, İtalya olur bir sürü ülke var arkadaşlar. Sadece o ülkeye odaklanın ama yani tüm dünyaya odaklanmayın. Mesela İtalyan bir kanal açın atıyorum. İtalyanca konuşun. Artık bu çok kolay. Türkçeyi İtalya'ya çevirmek ciddi manada çok kolay yapay zekayla ile. İtalyanca konuşun. İtalyanlara özel videolar çekin. İtalyan basınına, İtalyan gündemine özel videolar çekin. Orada izlenin. Çünkü global bir kanal yaptığınız zaman Hindistan'dan da izlenirsiniz. ya yani dünya basınını tartıştığınız zaman işte herkesin tüm dünyanın konuştuğu bir olay yaptığınız zaman Hindistan'dan da izlenirsiniz oradan da izlenirsiniz buradan da izlenirsiniz ama ne güzel İtalya'dan yaptığınız zaman Norveç'ten yaptığınız zaman sadece orada o ülkeden izleneceksiniz ve o ülkenin kazançları zaten ciddi manada yüksek seni zengin eder o halde arkadaşlar bu videonun sonuna geldik umarım videomu beğendiniz size yararlı olmuştur dediğim gibi podcast kanalı benim favorimdir diğerlerinde soracak olursanız paranormal olaylardır benim diğer favorimde bu iki kategoriye kesinlikle girin derim. Şu ana kadar hiç kanal açmadıysanız. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.